Kenya'da seçmenler bugün anayasa referandumu için sandık başında. Aralık 2007'de yapılan seçimlerin ardından başlayan şiddet olaylarından sonra Kenya siyasetindeki farklı kamplar bir uzlaşmaya varmıştı. Seçimlerin ardından çıkan olaylarda 1300 kişi ölmüş, 300 bin kişi evsiz kalmıştı. Yapılan referandum da bu anlaşmanın bir parçası. Anayasa değişikliğinin odağında devlet başkanının yetkilerinin azaltılması var. Yürürlükte olan anayasa, 1960'larda İngilizlerle yapılan pazarlıkların sonucunda ortaya çıkan, 24 yıl iktidarı elinde tutan Daniel Arap Moy'dan kalan ve başkana büyük yetkiler veren bir miras. Örneğin anayasal olarak devlet başkanının kamu arazilerini bireylere tahsis etme yetkisi bulunuyor. Toprak, 1963'te Kenya'nın bağımsızlık ilanından bu yana hassas bir konu ve etnik gerginliklerin temelini oluşturuyor. Yeni anayasa, başkanın yetkilerini sınırlamanın yanı sıra toprak anlaşmazlıklarını çözmek üzere bir komisyon kurulmasını da öngörüyor. Devlet Başkanı Mwai Kibaki ve Başbakan Raila Odinga anayasa değişikliği için evet kampanyalarını tamamladılar. Devlet Başkanı Kibaki, halkına gelecek için oy kullanma çağrısında bulundu. Let us go out and vote peacefully. Gidelim ve barış içinde oyumuzu kullanalım. Bunun ardından da yuvamız dediğimiz bu topraklarda bir ulusu yeniden kurmak ve tüm Kenyalılar için yeni fırsatlar yaratmak için yapılması gereken acil işlerimizle uğraşmaya başlayalım. Bir dönemin azılı rakipleri olan Devlet Başkanı Kibaki ve Başbakan Odinga şimdi koalisyon ortakları. Ve bu referandumda ortak bir hedefleri var. Bunda başarılı olurlarsa sonuç en azından Kenya'nın kirli siyaset geleneğine bir ölçüde sorumluluk ve sorgulanabilirlik getirebilir. Yeni anayasa tasarısı Kenyalılara ülkelerinin yönetiminde daha fazla söz hakkı vermeyi vaat ediyor. Bir bakıma sıradan insanların halkın sesini güçlendiriyorsunuz ve bu halka yönetimde söz sahibi olduklarını, bir fark yaratabileceklerini hissettirecek. Bunun ne kadar önemli bir güç olduğu göz ardı edilmemeli. Ancak referandum mücadelesinin iki kampı var. Bir aşamada anayasa değişikliklerinin geniş kabul göreceği düşünülürken, hayır kampı bir anda yükselişe geçti ve desteğini artırdı. Değişiklik taslağı, Kenya'da hangi toprağın kime ait olduğunu ve bu toprakların yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemeyi bir komisyona bırakıyor. Ancak hayır kampı bu önerinin etnik gerginlikleri daha da körükleyeceği görüşünde. Çok farklı etnik grupları barındıran bir ülkede, büyük sorunlar yaşamış bir ülkede, toprak üzerindeki hak kavgasının devam ettiği bir ülkede, bazı haksız toprak kazanımlarına anayasal destek vermek düşüncesiz ve tehlikeli bir adımdır. Rift Vadisi, Kenya'nın gıda deposu. Daniel Kogen'in ailesi kuşaklar boyunca bu toprakları işlemiş. Referandumda pek çok diğer toprak sahibi gibi anayasa değişikliğine hayır oyu verecek. Kuşaklar boyunca bizim olan bu küçük tarla benden sonra çocuklarıma, torunlarıma kalmalı. Ama yeni komisyon bu tarlayı benim ve ailemin elinden alabilir. Toprak anlaşmazlıkları ve Kenya'nın etnik gruplar arasındaki gerginlik bu referandumun ardından da devam edecek. Ancak öncelikli beklenti referandum sürecinin barışçı şekilde tamamlanabilmesi. Böylece Kenya önemli bir dönemeci geride bıraktığını ve artık seçimin şiddetle eş anlamda olmadığını tüm dünyaya gösterebilir.